Barış Bey. Hoş bulduk. Güney nerede? Çalışma odasında efendim. Olanları öğrendim. Boşanma kararının perde arkasını yani. Büyük saçmalık. Hepsi mi iftira? Hepsi Can Katmanoğlu'nun saçmalıkları. Önce sinsi sinsi Banu'ya yanaştı. Sonra da kafasını saçma sapan şeylerle doldurdu. Karıma da ilgisi varmış zaten. Banu söylemişti. Eline geçtiği ilk fırsatta da kullandı bunu işte. Kurbansın yani. Seni bir şeye inandırmak zorunda değilim. Ama Banu'yu inandırmak zorundasın. Hayır. Bunu benim için sen yapacaksın. Saçmalık. Karımı çok seviyorum. Ondan da ayrılmak istemiyorum. Sen de bana bu konuda yardım edeceksin. Benim elimden hiçbir şey mutlaka gelir. Ne Can'ın ne de başka birinin oyununa gelmeyeceğim. Hiçbirinize yenilmeyeceğim. Sona geldin, sona. Kabul et. Sorun çıkarmadan efendice çık hayatımızdan. Hakkım olanı almadan şu kapıdan adımımı atmayacağım. Ama eninde sonunda çıkacaksın. Yok. Sen benim karımla aramı düzelteceksin. Sonra da hisselerini bana devredeceksin. Olacak olan şey bu, bak. Bana düşünmek için biraz fırsat ver. Bağımlılar gelmeden bu işi bitireceğiz. Delirdin mi sen? Bugünden yarına hallolacak bir durum mu sence bu? Hem durduk yere ben sana hisselerimi devredersem annemler ne düşünür sence? Ya annemleri bırak, medya çalkalanır be. Herkes merak eder durumu. Dikkatleri üzerimize çekeriz. Barış bak. Sonsuza kadar müttefiğin olmamı istiyorsan... yapabilecek başka bir şeyin yok, başka çaren yok. Tamam, yapmayacağım demiyorum. Ama biraz zamana yayalım. Olmaz. Lütfen. Olmaz. Tamam, peki şöyle yapalım o zaman. Cuma günü ben sessiz sedasız boşanayım. Ondan sonra cumartesi günü de Banu ile annem dönmüş olur zaten. Ben Banu'yu bir şekilde sakinleştiririm. 8 Nisan pazartesi günü de devir işlemlerini tamamlarız. Ne dersin? Sana diyorum, tamam mı? Güney, tamam mı? İyi, tamam. Sonra da durumu herkese açıklarız. Hem hisseler senin üzerindeyken Banu senden ayrılmaz. Böylece bu mesele de çözülmüş olur. Biz birbirimizi seviyoruz. Hisseler yüzünden değil. Bu yüzden ayrılmayacağız yani. Sonunda istediğin yere, en tepeye geliyorsun. Şartları bu hale siz getirdiniz. Ne yapalım? Sonraki duruşmaya kadar. Yani Barış'ı yaralayan yakalanmazsa ne olacak? Er ya da geç yakalanacak. Araştırmalar devam ediyor. Ama Cemre'yi ilgilendiren bir durum yok değil mi? Yani. Şahitlik için çağırırlar herhalde. Tabii. Yanlış anlama. Yani gerçekten çok sevindim çıkmana. Ama merak ediyorum. Yani Barış Cemre değil dedi sonuçta. Her şey bitti mi? Bitmese bırakırlar mı hiç? Öyle değil mi? Bana garip geliyor. Yani böyle şeyleri örtbas etmek bu kadar kolay mı? Elbette değil. Adam sonuçta kafasını kendi manşayla vurmadığına göre soruşturma nasıl biter? Soruşturma bitmedi zaten. Ve devam ediyor hala. Bitmedi mi gerçekten? Biz bitti sanıyorduk. Yani sizin açınızdan bitti tabii ki ama resmi olarak devam ediyor tabii hala. Ya neyse, hadi bu gece bunları konuşmayalım bence. Özgürlüğün tadını çıkar. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sen de hoş geldin.
Ay canım benim. Allah'ım. Allah'ım sen ayırma ya Rabbim. Amin. Ben getiririm. Ya hiç olur böyle şey. Siz oturun oturun ben hallederim. Siz ana kız bu gecenin keyfini çıkarın. Ay annesinin kuzusu. Yavru kokusu. Nihayet Gülten teyzenin yüzünü gülerken gördük. Artık kötü günler bitti. Ay Allah'ım, Allah'ım çok şükür bitti ya Rabbim. Hepinize çok teşekkür ederim gerçekten. Zor günümüzde hep yanımızda oldunuz. Annemi hiç yalnız bırakmadınız. Sağ olsunlar. Vallahi her gün uğradılar, her gün yokladılar beni. Ben de hepinizi ayrı ayrı yanımda hissettim. Hepinizden güç aldım. Orada zaman geçmezken sizinle geçirdiğim güzel günleri sığındım hep. Yolumu kaybetmemek için sevdiklerime sığındım. Neyse hepimiz çok zor bir sınavdan geçtik. Umarım o günlerimi unutturacak günler yaşarım artık. Allah'ım sen beterinden sakla ya Rabbim. İyi ki varsınız. Dostunuz, arkadaşlarınız için çok teşekkür ederim. Hadi Cemre. Cemre'ye. Hepimizi. Burada olana olmayana. Hüseyin Bey. Ha, geliyorum, geliyorum. Neşelenirin diye bir müzik açayım dedim. Ay çalın, çalın. Uçurum, uçurum gözleri. Kuzey mi bu? Aa. Kuzey'in sesi ne kadar benziyor hakikaten. Ay Hüseyin Bey, Kuzey zaten. Daha eğlenceli bir şey açalım. Günaydın. Bugün nasılsın bakalım? Makara işleri nasıl gidiyor? Yoruluyor musun çok? Ben de sıkılmaya başladım evde. Annem tatile gidelim, bir şeyler yapalım falan dedi de vazgeçtik sonra. Ben bir iş bakacağım kendime. Akşamlar. Ne haber? Bugün yolculuk nereye? Cevapsız sorular sormaktan bıkmadım hala. Hiç bıkmayacağım da. Annem küçük bir kafe açalım diyor. Babandan kalan o parayı kullanalım falan. Biliyorsun ben o parayı iade etmiştim. Ama avukat yatırmış yine de hesabıma. Bilemiyorum yani. Şu anda aptalca reddedecek kadar zengin de değilim. Bugün resmen boşandım. Bitti artık. Kurtuldum. Bu mesaj kutusu dolmadığına göre beni ara ara dinlediğini düşünüyorum. Dinliyorsun değil mi? Alo. Kuzey. Duydun mu beni? Duydun mu beni Sara? Seni seviyorum. Thank you.